Ceyisler, size bir şey göstermek istiyorum. Bu benim daha önce başıma gelen bir şey. Bu yüzden bir önceki Assassin's Creed Mardin videomda parmağım kesilmişti. Ve o bu yüzden olmuştu. Reisler, burada hırsızlık olayları çok fazla. Hırsızlar gündüz saatlerinde bile eve girebiliyor. Burada herhangi bir güvenlik yok. Güvenlik kulübesi yok. Dikenli teller yok. Sadece şöyle bazıları da engel koyarlar şöyle, ama asıl buradaki en büyük güvenlik engeli bu arkadaşlar. Oraya sıvayla cam koyalım üstüne ki buradan bir hırsız tırmanıp girerse elleri kesesin, daha devam edemesin diye. Böyle duruma var arkadaşlar. Ben bu yüzden parkur yapacağım, atlayacağım yeri iyi kontrol etmek zorundayım. Ve ikinci büyük güvenlik sorunu da bazı taşlar arkadaşlar, çok fazla boşluğu var. Allah'a emanet duruyor. Yani onlara da pek güvenmiyorum. Benim daha öncekinde parkur yaptığım yer şu arka taraflardaydı. Bu sefer burayı kontrol etmeyi istemiştim. Bakın arkadaşlar, görün şöyle. Bu duvarların içleri neredeyse komple bomboş. Ve şu tehlike çok ciddi bir tehlike. Çünkü bunu yaparken parmağım kesilse parmağım ciddi kesilir. Bu yüzden burada çok iyi kontrol etmek gerekiyor. Olay böyle. Yani buradan bir parkur yapmaya çalışırsanız parmak kalmaz. Parmak pert olur. Şöyle. Yani parmağının hiçbir kurtulma imkanı yok. Direkt parmağın darmadan olur. Çok kötü. Şu kısım daha ciddi camlarla örtülmüş. Burası yine seyrek. Gerçi buradan çıkamazlar. Yani kolay kolay bir parkurcu olmayan kimse buradan kolay kolay çıkamaz. Buraya yapmışlar. Buradan direkt karşıya atlarsın. Normal şekilde çıkarsın diye. Burayı komple camlarla döşemişler. Çok sıkıntı. Cidden çok sıkıntı. Ve bu arada arkadaşlar, şu anda hava sıcaklığı 29 derece. 29 derece havanın içinde bu kostümü giymek beni mahvediyor. Şu anda zor nefes alıyorum. Parkuru biraz ara verdim. Bu durumu gördüm. Bu durumu size anlatmayı istemiştim. Bu arada şu manzara görün. Çok güzel değil mi ya? İnsan baktığında rahatlıyor. Önüm bomboş. Baktığımda rahat rahat gökyüzünü görüyorum. Kuşlar mutlu mutlu uçuyor. Çünkü alan komple geniş. Alan onlara ait. Çok güzel bir yer. Şimdi parkur için farklı yerler keşfedeceğim. Bu taraflar ama tabii ki daha böyle dökük binalar ve daha fazla böyle daire içi olduğu için, böyle bahçe içi olduğu için biraz pek güvenmiyorum. Çünkü daha öncesinde hatırlarsınız, adam biri beni hırsız sanmıştı. O durum aklıma geliyor. O yüzden biraz daha temkinliyim o konu hakkında. O vakanın ikincisini yaşamayı istemiyorum. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Olay böyle. Burada gelip parkur yapmak isteyenler varsa çok dikkatli olması gerekiyor. Bu camlar parmağa değse tırmanırken parmak bırakmaz. Yani o derece, tam da sivri yerlerini koymuşlar. Yani birinin dokunduğunda parmağı kesilsin diye. Bakın arkadaşlar, tam sivri yerlerini koymuşlar. Çok sıkıntı. Bence yani dikenli tellense bu daha büyük engelleyici. Şimdi reisler, hadi bakalım. Daha böyle durumla karşılaşan bilmiyorum. Ama illaki vardır. Çünkü hırsızlık vakası çok fazla oluyor burada. Günlük saate bile evlere girene varmış. O yüzden bu tarz bir önlem almışlar. Bu tarz önlem herhalde kendilerine özgü bir yöntem. Duvarın üstüne sıvayla cam döşemek. Güzel. Umarım benim başıma gelmez. Çünkü her yaptığım yeri böyle kontrol edersem çok zaman harcarım. Her yaptığım yeri öyle kontrol etmeyi, dikkatli olmayı istemiyorum. Yapıp devam edeceğim. Size benim gösterdiğim bir fail vardı. O fail'dan da çok korkuyorum. Yani o fail başıma gelse
herhalde 2-3 ay ayağa kalkamam. Atladım bir duvara, ket yaptım, tutundum bir duvara. O taşın kopması, yani buradaki taşların en küçüğü arkadaşlar 30 santim şu blok, yani en küçüğü o. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunda tanesi nereden baksan bir 15-20 kilo vardır. 15-20 kilo benle beraber üstüme düşse, yani bir karnıma, bacağıma, koluma bir yerime gelse kesin bir yerim kırıldı. Ve buradan kesin bir yerim kırılarak dönmek beni çok üzer. Umarım öyle şey başıma gelmez. Mardin'deki videomda böyle bir sıkıntı olmadı. Sadece ufak bir parmağım kesildi. Onu sargılayıp devam etmiştim. Onu görenler görüyor. Böyle durumlar var. İsterim ki burası Paris çatları gibi olsun. Paris çatları gibi güvenlice parkur yapabileyim. Rahatça devam edebileyim. Ama maalesef öyle bir yer değil. Reis! Ama maalesef öyle bir yer değil. Çoğu binaya baktığımda kolonların arasındaki boşluğu görüyorum. Resmen sıvasız duruyor. Oraya bir insan gücü, yani bir cat, bir wall climb yapsam direkt duvar üstüme gelir. Bu taraflar daha döküntülmüş ya. Ben şimdi biraz da arkaya bakacağım. Oradan sonra devam edeceğim. Hadi bakalım.